Merhaba arkadaşlar, bir diğer bölümle daha karşınızdayız. Şimdi şöyle bir ejderhalara bakalım. Dragon. Bunları bir sabitleyelim hatta, mümkünse. Hepsi diyelim. Gel. Balerion. Hepsinin sahibi var. Hepsi Targaryen. Sadece Cannibal hariç. Non-Targaryen yegane ejderha. Ne yegane ejder binici benim. Bu arada size bir haber daha vereyim değerli YouTube'dan izleyenler ve canlı yayından izleyen arkadaşlarım. Malumunuz bir mod geliştirdi arkadaşımız. CK3 Agot'u Türkçe yapmak için bir yola baş koydu sevgili Batuhan. Oyunun ben şu anda kullanmama sebebim makine çeviri olduğu için, ben de yayını yaptığım için kafam karışıyor her şey çevrildiğinden. Çevrilmemesi gereken şeyler de çevrildiğinden. Ama eğer dil bariyerine takılıyorsanız ve Agot oynamak istiyorsanız biliyorsunuz Türkçe yama, strateji Türk'ün yaması sadece oyunu değiştiriyor. Oyunu güncelliyor ama arkadaşımızın modu bir sub mod olarak direkt oyunu Türkçeleştirmek üzerine. Daha doğrusu Agot modunu Türkçeleştirmek üzere bir mod. Mod gelişiyor. Bir yandan benim şu anda oynatma listemde yer alan pek çok modun Türkçe, yani pek çok sub modunda Türkçe sub modunu çıkarmış arkadaşımız. Yani mod altı mod altı mod şeklinde. Eğer o modların sunduğu içerikleri de Türkçe oynamak istiyorsanız eğer şu sub modları atölyeden temin edebilirsiniz. Steam atölyesinde kullanabilirsiniz. Ve arkadaşımıza yine yardım etmek istiyorsanız şayet bizim Discord'a gelebilirsiniz veya kendi Steam atölyesindeki sayfada onun Discord'undan yardım için iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşımız ivedilikle kendisine yardım edecek gönüllü başka Agot ve CK3 sevenleri arıyor. Eğer böyle bir niyetiniz varsa bu şekilde iletişim kurabilirsiniz. Ve eğer dil bariyerine takılıyorsanız dediğim gibi bu modlar orada duruyor, değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. Hello mate, your stream party pretty party cool. That's why I followed you. I would love to be a fan of yours. If you don't mind, kindly add me on Discord. My new username is favor092. Hemen ekliyorum. Favor092 dedin değil mi? Ekledim şu an. Ne oldu? Beni Discord'dan attı. Şifren değişti diyor. Hayda. Hayda. The expedition returns. Eli boş döndü keşiften. Ya sen benimle alay mı ediyorsun? Efendim hayır. Valerian çeliği bir şeyler getirdim. İyi. Ne veriyor bu bana? Artı 7 artı. Kötü bir silah kesinlikle değil ama yani. Bright Sister olsun bunun adı da. Dark Sister'ın lezzet ikizi. Burayı versek mi ya gerçekten? Lista Lovely. Lista, hayır. Benim niye bu kadar şeyim düştü? Aa, saray elim yok çünkü. Peki şey delirdi mi bizim? İşkence yaptığımız kral eli. Hayır. Ev hapsini alın yavaş yavaş kralı. Efendim, deli de olsanız o dehaya ihtiyacımız var bizim. Evet, biraz zor bir iş Riven'le. Anlıyorsun değil mi neden yayın dümdüz açıp yayın yapmayı o kadar sevdiğimi, tercih ettiğimi. İyi, ejderhaların saatini en azından buradan sürekli check edebileceğiz, kontrol edebileceğiz. Şöyle bir bakalım. Foremost Captain. Grant geldi. Granger veriyor. I will humble both of you. Hayır, şu. Sure. Tamam, buraya bir şey koyuyoruz. Güzel. Yıkık kaptan mı ne? Yıkıcı kaptan, okey. Yıkık.
Tepinceğimiz çekmeye çalışıyorum. Yeni gireceğim bu işe. Bayağı zorlandım. Ya video çekmek denen şey benim için bayağı zor bir şey. O yüzden kanalımda o kadar fazla tutorial yok. O yüzden kanalımda canlı içerik dışında içerik sayısı daha az. Çünkü o bir kurgu istiyor öncesinde muhakkak. Bense bam güm doğal gitmeyi daha çok seviyorum. Öteki benim için çok büyük bir angar ya. Magister Kostos adlı kişinin ziyafeti. Yetişir miyiz buraya 12 gün? Yetişir miyiz mi var ya? Ben ejderhaya biniyorum. Tabii ki de yetişirim. Yalnız ben asla kimseyi beraberimde götüremiyorum eşrafım olarak. Çünkü ejderha ile gidiyorum. Vaktinde rahmetli Jaehaerys'in yaşadığı sorunlardan biri buydu. Şu anda rahmetli değil oyundayımız ama. Aşıklar Lothal'ın birinin sırrını anlatıyor. Olur öyle. Death of Dragonrider. Allah Allah, bir ejderha boşa çıktı. Baelon öldü. Prens Baelon öldü. Wow. Uykusunda mı öldü? Hiç şüphe uyandırmadı doğrusu. Vagar boşa mı düştü? Ney? Vagar mı dedi birisi? Vagar. Buraya gel. Ne yapabilirim ki? Anca uzaktan bakabilirim yani. Gidip claimleyemiyoruz. Yani kendim değil de çoluğum çocuğum alsın istiyorum. Ben çocuklara ne yapacağım ya? Oğlum git ablanla evlen. Sadece CK'da duyabileceğiniz cümleler. Bir de Game of Thrones'ta. Şu an ikisine birden maruz kalıyorsunuz. O yüzden yapacak bir şey yok. Your sister diye bir şey yok mu burada? Your daughter, pardon. Intrigue. Diplomacy, marriage, marshal, yaş, kademe, kan bağı diye bir stat yok muydu burada? İttifaklar. Direkt hane seçsek. Koheris'ten. Kızım. Evlenin siz. Hadi bakalım. Hangisinin statleri daha iyi? Kızım idareci olacak gibi ama yok, şey olacak gibi, entrikacı olacak gibi. Kızı hiç eğitmemişiz bu arada. Kız hem dil eğitimi alsın hem de eğitim alsın. Dil eğitimi aldığı kişiden mi alacak o eğitimi de? Evet. Okey. Öğretmeni aynı o zaman hep. Oğlum nerede benim? Senin adın niye yine Boynar oldu ya? Bu esas varisim sensin bu arada. Şu yalandan varis. Dev değil, bir şey değil. Stadele yollasak. Will not accept. Who cares ama ya yani. Çocuk bu. In prison. Kına yaksak yok. O başka bir şey. Education. Git ya, seni yollamak istiyorum. Hapse gir o zaman. Dungeon'a git. Gereksiz evlat. Ne yapıyorsun ya? Koskoca Dragon Lord. De senkronize falan hareketler. TikTok videosu çekiyoruz. Meslektaşlarımızla. Hayır. Ben ne yaptım? Ne yaptım lan? Ya içtin anlattın değil mi şimdi? Lannister'ların sevgililik sırrını ağzımızdan kaçırdık. Hani oradan para çıkaracaktım. 3 yani. Okay. Herkesin benimle görüşü artıyor şu an. Vagar bizde olsaydı gerçekten
Yapacak bir şey yok yani. Her yeri alırdık. Dindarlık bu ne? Şöhret avcıları göre şey kazanacak görüş. Okey. Oğlum bu ne bitmeyen bir etkinlik ama ya. Şey, nezaket standartları. Peki. Aşağılayıcı mı konuştu benimle ilgili? Peki. Şimdi bunlara bir yenisi eklenecek. Yeni DLC'de gelecek olan Chariot turnuvaları bunun gibi olacak biraz. Çok, çok oyuncu içine çeken tarzda bir oynanış değil bence. Ash, böl ve fethet. Bana karşı Independence Faction var ve onu ortadan kaldırma girişimi mi bu? Biraz. Biraz sanki öyle. Güzel ama buraya katılarak iyi yaptık. Görüşler biraz arttı bize karşı. Ya buradaki kelle sayısını azalttık en azından. Yine sevgililik sırrı falan yağıyor maşallah. Bugün yağıyor sırlar. Peki. Ben şöyle gitsem. Hayır. Şöyle gitsem. Bir sonrakinde Golden Obligations'la elimizdeki kozları paraya çevirebilecek olsak. Bayağı bir koz koleksiyonumuz var burada. Üstelik güçlü koz pek çoğu. Çalışır gibi. Sorun şurada. Karşı tarafın ejderhasını nasıl elde edersin? Böyle çalmak yok değil mi? Yani gittim ben Westeros'tan çaldım falan. Öyle bir şeyimiz yok herhalde oyunda. Antikacı, eser çürümesi, zartürt. Straight Arms diplomasi versin gelsin bu. Seneschal gelsin. Architect Fool. Fool gelsin. Gelmesin vasat bunlar. Port Bard'a ihtiyacımız var çünkü Legend yaymamız lazım. Peki Bard'ın bir tercihi var mı? Var. Evet. Seçtik. Efsane yayıyor. Yeminli kılıçlarımız. Yeminli korumalarımız. Septa falan filan. Onlara birilerini atayamıyoruz ama elimizdekiler bunlar. Daemon bak, Daemon'a baksam Beleriand biniyor adam. Evet Daemon. Valerion'u kaptı. Önceki bölümlerde oldu. Hiç istemediğimiz bir durumdu. Daemon'u öldürmeye çalışsam ne olur acaba? Bir de ben kendi ejderhama bir bakayım. Ne oldun sen şimdi Cannibal? Hala -55 temper'ı. Draconic Dread. Combat Effectiveness ve Dragon Size'da acayip bir boyutta. Valerion'a kıyasla tabii daha aşağıda veya Vagar'a kıyasla öyle tahmin ediyorum. Vagar'la neredeyse kafa kafaya. Aslında ateş ve kanda şöyle bir kısım var. Cannibal'ın Vagar'dan bile eski olduğu iddia ediliyor. Ama tabi yazan Maester göya hani buna ya bunlar safsatadır efendim gibi bir tavırla anlatıyor bunu. Ama eğer o gerçekse Cannibal Balerion'dan sonra en büyük ejderha olabilir dünyadaki. Şu anda mesela size olarak öyle. Ama canon'da da pek itimat edilmeyen bir bilgi öyle bir şey işaret ediyor. Effectiveness 145, 147, 106 bizde 148, 163, 134. Peki bağımızı daha fazla güçlendirebiliyor muyuz? Hayır, biz artık bağ kurduk o zaman, değil mi? Görüş kaybettiler bana karşı. Evet, Cannibal hiç zincire vurulmadığı için büyük olması da normal bir yandan. Alalım şuraları ufak ufak. Başımıza bir şeyler gelmeden. Mesela. Bitti.
Çok hızlı oldu. Speedrun. İyi alalım. Maiden Burhu verelim. Okey. Keşke oradan kaldırsaymışım. Ne bileyim oradan yol olmadığını. Esos ne zaman gelecek ya? Oyuna mı? Aha bir Dragon Rider daha öldü. Vagon öldü. Şimdi de hangisi boşa çıktı? Safir boşa çıktı. Bu boşa çıkanlara bir hamlemiz olamıyor mu bizim ya? Safir böyle reach'te kaldı. Supporting. Ginç. Küçük müçük kardeşim. Bu arada bunları gerçekten cannibal parçalara ayırıp yer. Ya ben bir ejderha fight'ı istiyorum. Ejderhamı da kaybetmeyeceğim tabii sonunda. Yok mu küçük ejderhalı birileri yiyelim. Tam ver sırları ben toplayayım. Şu an işimize yarayacak çünkü. Güzel buralar boyandı. Bir iki toprağı verelim. Soytor verdik. Putor verdik. Şimdi bu düklüğü de yaratmamız mı gerekiyor? Evet. Tamam onu aldığımızda yaratırız. O dert değil. Şurayı alalım. Kadın kim ya? Neydi? Tansel ya. Az önce yerel orduyla gittim. Acaba o yüzden mi kaybettik? Kursan'dan ne oldu lan? Ben mi ölüyorum? Oğlum ödüm koptu ya. Böyle event mi olur ya? Okey, Satandro ölmüş. Benimle ilgili bir olay yok. Devam. Soylularca tanınmış, halkça kutlanmış etkisi. Bir saniye, ben çocuklarımı evlendirdim mi birbirleriyle? Kızım, küçük kardeşinle evlen. Hangisi daha iyi? Kız? Inquisitive oluyor. Peki oğlanın ne yapıyoruz biz? Oğlan neci olacak? Öğrenim diplomasi. Sizce hangisinden daha fazla faydalanırım? Ama oğlanın dev olması burada önemli. Biliyorum bugün bahsettik, az önce bahsettik Makabelist. Hoş geldin. Neyse evlenin bakalım. Bitti. Hani ejderhayı gördüğünüz gibi teslim olmanız lazım. Teknik olarak bu kadar uzamamalı hiçbir şey. Stranger's Finger. Azrail'in parmağı var buralarda arkadaşlar. Kingdom. Nasıl kingdomsın sen ya böyle avuç içi kadar? Kingdom alırsak Empire kurmamız gerekecek. Bizim birinci unvanımız hala krallık. Peki imparatorluk kurmak istesem ne kurabilirim ki? Pentos. Ha, bunları kurabiliyorum aslında param olduğu sürece. Belki Pentos'u kurabilirim, evet. Abi karıyı boşa Targaryen'dan kadın al. Belki ölünce ejderhası da bize kalır. Doğru diyorsun onu. Belki de öyle bir şey yapmak lazım. Şu anki hanımdan çok da daha fazla bir şey gelecekmiş gibi değil açıkçası. Kaç yaşında şu an bizim eş? Karım nerede benim? 40 yaşında. Dur 5 yıl daha bekleyelim. Belki bir dahi doğurur. Gelirse o mucize çocuk. Yani şu dahi traiti ve dev traitini yan yana görmek istiyorum çünkü. Herkül dahi ve dev. Eğer onu görebilirsek olur. Bir 5 yıl daha veriyorum. Corrupt Tax Collector. Ben bu event zincirini hiç sevmiyorum. Çok uzun sürüyor çünkü. A Dragon Enters the World. Yeni bir ejderha dünyaya geldi. Adı Arwugon. Okey. Şöyle bir şey yapsak peki. Sen sır aramak için gitsen Ejderha Kayası'na.
Buradan yumurta falan çalalım ya. Bir şey olabilmeli. Yapabilmeliyim ben bunu. Ben ejderhaya biniyorum. Ben gidip çalayım. Saray şeyimiz gitti. Şarkıcımız gitti. O önemli. Ozanımız gitti. Efsanemizi yaydığı için orada birinin çalışmasını önemsiyorum. Tabii Bakanyubis de çalışıyor. Güzel. Şimdi burada yükseltme şu an yapamıyorum. Çünkü 100 baronla yayılmamış henüz, hala daha efsane. Nasıl hala yayılmaz ya? Ona bir toprak verdik. Bunlar bitsin, bunlar gitsin. Burada ne var? 6 yaşındaki oğlum için bir şeyler bir şeyler. Hah, şimdi. Oğlan için vasi. Ey oğul. Eğer diplomasi ya da learning'den gideceksen baban sana yol gösteremez. Yani nasıl göstersin? Oğlum niye Pax'a kapılmış bu çocuk? Aaa. Hiç olmamış o. Öğrenimden gidiyor gibi ama ya. Seni o zaman Arjilak'a yollayalım. Arjilak eğitsin seni. Oluşturulabilir unvanlar. Pentos Krallığı, Lys Krallığı, Mir Krallığı falan filan. Ben imparatorluk kovalıyorum artık. Artifact'te claim elde edip alabiliyoruz yumurta ama 10k prestij istiyor. Oo, 10k prestij. Artifact'te claim. Onu nasıl yapacağız peki? Artifact'te claim işini. Hak iddiasını nasıl üreteceğiz? Öyle bir karar mı var burada? Search Master, Colonel Settle Disputed Lands on the New Empire, Consecrate. Mission Legend, turnuva. Nasıl yapıyoruz acaba? Diplomasi ağacından gelen bir özellik ilk sırada olması lazım. Okey. Diplomasi ağacı. Claim artifact. İlk sırada yok ama... Etkileme gücü, Dread, Artful. Accomplished Forger. Hangisi? Accomplished Forger. Family Council, Heart of the Family, Brother, Confidence, şu. Hak iddiası üretme. Eser üzerinde hak iddiası satın al etkileşimi. Oo. Bayağı ilerlemek lazım. Bu kolay bir şey değil hakikaten. Yani kolay olmaması da mantıklı bir şey bir yandan. Negatif de değil. Görüşüm. Yabancının parmağı bir yerde dursun da biz şunu bir halledelim. Hele önce şunu bir halledelim hele. Gerçek bir kahraman. Ne oldu? Birilerinin hayatını kurtarıyorum herhalde. El Valiant, Valiant Defense'de sana yayılmaya başlayacak. Sanır ikna etmeliyim. Gerçek bir kahraman etkisi. Şunu alayım ben. Stres de olsa. Hadi. Mirasla toprak kaldı bana. Adaron geçitleri. Kapıları ya da. Geçidi. Söyleyemedim normalini. Okey. Destansı soy. Böyle bir şey var. Destansı soydan gidersek eğer... Ata hakkı savaş sebebi... Kutsal destanı tamamlamanın ardından Venerate Ancestor... İki itlik falan filan, meşruiyet, zart zurt. Hiç Agot ekibi buraya bir şey eklememiş mi ya? Macera olayı ilginç.
Ver bakalım Soylu Kaan. Çok sıkıcı bir tercih ama diğer herhangi bir şeyin bu seriye bir şey katabileceğini zannetmiyorum. Diğer seçenekleri. Çok spesifik. Dragon Rider House olunca mı geliyor yeni Legacy? Oo süper. Onun için 3 nesil ejder binici olmamız gerekiyor değil mi hani olarak? En az 3 nesil olsa gerek. Öyle hatırlıyorum. Biraz arkama yaslanayım. Öne doğru eğilerek oynuyorum. Videolarda çok dikkatimi çekiyor. Yayında fark etmiyorum. Ketor. Verdim gitti. Esterosi'ye. Başlarına geleceklerden haberdar. Tir tir titreyen 276 kişi var burada. Bitti. Olduğu gibi bitti. Golden Obligations hayırlı uğurlu olsun. Şimdi... Buradan devam etmeye gerek yok herhalde ha. Oradan istediğimi aldım çünkü. Savaşta devam edebiliriz aslında askeriyede ama edemiyoruz çünkü... şunun bir cooldown'u var, onu beklememiz lazım, doğru. Böyle hop oradayım hop buradayım durumu mümkün değildi bu oyunda. Star Hills gel. Yürüyün. Hadi şunları bir dövelim. İlk defa bir mukavemet görüyorum karşı taraftan. Hiçbir sırrı nasıl bulamadın ya? Devam et aramaya. Mateo'yu kaybettik bu arada. Bitti burası da. Ruckus in Cage. Bu ne? Anlamadım. Dikkatimi veremedim tam olarak ama. Peki. Kalite yükselsin burada. Efsanemiz biraz daha kaliteli olsun lütfen. Şurayı verelim. Meraklısına kale 1,5 euro. Var ya öyle kaleler Avrupa'da satıyorlar. Bakımı zartı zurtu her şey çok pahalı olduğu için temsili bir paraya satıyorlar öyle. Yazdığımız efsanede Dragon'la alakalı bir şeyler de var mı? Güzel bir soru. Hiç düşünmedim ona. Hemen bakalım. Vakai Name'de de canavar... Bir gece aniden Morgul tarafından ziyaret edilmesiyle sarsıldı. Bu dünya dışı ziyaretin akabinde kaçınılmazdan kaçmaya, ölümsüzlüğü bulmaya ant içti. Balerion tarafından ziyaret edildi Boynar. Ve Balerion ona yaratılıştan ve yaşamın sınırlı olmasındaki güzelliklerden bahsetti. King Boynar konuşmadan varoluşsal kaygılarından ayrılmış, ölümle ve cennetle barışmış olarak çıktı. Varmış evet. Balerion uğradı. Bu genel pembe ton nedir peki? Most valiant of captains burada da. Orada kastettiği Valeria tanrısı olarak mı peki? Balerion. Onu hiç öyle düşünmedim.
Çünkü metnin genelinde aslında bu CK'daki olan bir eventin uyarlaması gibi. Hani Morgul tarafından ziyaret ediliyorsun, sadece oradaki işte nokta noktalı kısımlar değişiyor modla. Bence ejderha olandan bahsetmiyor. Yani burada ejderha diye dragon kelimesi herhangi bir yerde geçmiyor, evet. Sadece Balerion tarafından ziyaret edilme diyor. Dediğin doğru. Bu normal vanilya içeriğin sadece şeyi. Agot kelimeleri konmuş versiyonu gibi bir şey. Mr. Kisolo is dear to me. Hayır. Kusura bakma. Evoke title. Yep. Kisolo. Aaa Kisolo ne oldu? Çok mu kızdın bana? Aaa. Tüh. Nasıl olur bu? Bunu da verdik birine. İşkence. Tamam. Şimdi gel bakalım. Seni Cannibal'a ezdiriyorum kardeşim. First undone. Evet. Şimdi kaldık Stranger's Finger'la baş başa. Siz nesiniz ya? Bayağı krallık ha burası. Böyle düklük falan değil yani. Peki. Ama ben şu anda imparatorluk kuramıyorum. Bir de oyunda kararla kurabileceğimiz herhangi bir imparatorluk var mı? Onun önüne taş koymayalım şimdi böyle yaparak. The New Empire denebilir. Disputed Lands işini çözdü ama Legendary şöhret istiyor. Bir de bir sürü düklüğü elimde tutmam lazım aynı anda. Bak bir tavsiye. Naçizane değil mi? Peki. Hop, Bormund Baratheon'la dost olduk bir anda. Hem cesurdu hem de güzel, hem bir kahramandı hem de güzel. Benden mi bahsediyorsunuz yoksa? Queen Samantha becomes your soulmate. Hayır. Hanım ne oldu bizim erkek çocuk sipariş, pardon işi? Sipariş yok bizde lütfen. Hanım. Romance. Direkt cinsellik ya da seduce. Sedius daha olası, okey. A Shadow Over Gold Furor. Bu ne? Şey mi bitti bir yerde? Plague bitmiş, okey. Meister gelsin. Tedbirden şaşma. Güzel. Epidemi biraz kontrol altında şu an. Lord Robert adlı kişinin büyük düğünü. Lord Robert kimdir? Ooh, High Lordship. Bayağı yine Reach'e gideceğiz yani. Büyük düğün ama ya, gidilir buna. 20 gün içinde yola çıkmalıyız. Sen bana 2 saat önce haber versen yeter. Ben direkt D100'den vururum. Deniz huzuruma çıksın bu arada. Tam ben giderken geldi. Ben bastım gidiyorum bu arada. Yine anturajım arkamda kalacak. Eşrafım. Walk of the Seven'ı ziyaret ettik. Kingswood'u ziyaret ettik yolda. Bitterbridge'i ziyaret ettik. Oğlum nasıl uçuyoruz ama? Çok iyi. Oo. Çok düklük sahibisiniz diyor oyun. Bu vazgeçmediğim yer miydi benim inatla? Bir saniye. Burası orası mı gerçekten? Ben buradan vazgeçebilirim. Evet. Al kral senin olsun. The Baked Lands.
Fırınlanmış diğerler senin olsun. Ben zaten fırına binerek uçuyorum. İstirahat, bir saniye, ne yapmaya çalışıyorum burada? Efsanemi mi yayacağım? Baştan mı çıkaracağım? Baştan çıkarsam birilerini. Melanie Tarly. Wow, hanımefendi güzel gözüküyor bu arada gerçekten. Lord Alistair'ın kızı. West Marchlardan. Okay. The Reach'li. Biz kaç yaşındayız? Kaç yaşındayız hakikaten? 38 daha. Ben hanıma 45'e kadar yaş verdim. Çünkü hanımım benim dahi traitine sahip. Ondan dahi ve dev traitini bir araya getirdiği bir erkek çocuğu ya da kız çocuğu fark etmez bekliyorum. Eğer onu düşürebilirse diye 45'ine kadar yolu var biliyorsunuz. Şu anda onunla o yüzden bir sevişmemiz gerekiyor. Çok hızlıca. Ben burada yürümedim değil mi kimseye? Hayır. Cinayet. Kimi öldüreyim mesela? Kim var burada öldürülebilecek? Seri katilin güne nasıl başladığını görüyorsunuz şu an. Uyanıyor ve rap listesindeki isimlere bakıyor tek tek. Meşruiyet desteği, baştan çıkarma, cinayet, diplomasi, pislik, spread legend. Ben efsanemi yayayım ya. Let's go. Serinin başını kaçırdım da amaç Cannibal giden kadar oynamak mı yoksa Iron Throne falan mı? Iron Throne falan. Ama önemli olan keyif almak. Death of a Dragon Rider. Aa, Ali sen mi öldü lan? Bayraklar yarıya insin arkadaşlar. Westeros tarihinin en büyük First Lady'si hayata gözlerini yumdu. Artık Silverwing'in annesi yok. Artık Westeros'un annesi yok. Yiğidinin annesi dışında. Robert, sana bir hikaye anlatayım. Destanı herkes duymalı. Robert, böyle Robert De Niro ile konuşuyoruz değil mi? Robert, bir hikaye var ki bayılacaksın. Yaymaya başlayacaksa bu tabii ki ya. Gitti gitti yani. Sana katılıyorum Alistair. Hobbit haklı gibi. Yazdıklarınızı okudum. Haklısın haksızsın muhabbeti. Ben eyyam yapıyorum şu an. Tanımıyorum şahısları. Obin arkadaşım olsun mu? Hayır. Neden olsun ki? Alistair doğru düşünüyor. Daryl ne diyorsa katılıyorum. Gerçek eğlenceye odaklanacağım. Peki. 500 entrika veriyor. Nazikçe konuşmayı terk edin. Allah aşkına şu hell aşkına, cehennem aşkına şu saçmalığı kesecek misin? Kim bu? Aken the Ruthless. Ağzının payını verdik. Spread the legend, ne oldu? Pit geldi. Ya şu ekrandan düğünü yaşamak denen şey çok sıkıcı bir fikir bence. Yani kraliyet düğünü denen şey... Eventler çıkıyor. Oyun eventlerle oynanıyor. Evet, bunlara katılıyorum. Doğru bunlar. Ama oyunun bu şekilde bu eventleri oynattığında sıkıcı olduğu gerçeğini benim için değiştirmiyor bu durum. Daha başka, daha inovatif bir şeyler bulmalılar. Oyuncuyu daha fazla içine çekecek. Daha fazla görsel prezentasyon olmalı. Daha fazla Royal Court'u getirdiniz. O zaman Grand Wedding dediğiniz şeyi Royal Court'un içinde yapın. Daha doğrusu Royal Court'u baz alarak kiliseler yapın mesela, değil mi? Kiliselerin içinde olsun düğünler veya işte muadili her neyse, hangi kültürde ne oluyorsa. Hani bunlar modderların falan yapabileceği şeyler. Ama galiba şu ana kadar öyle de pek mod görmediğimiz için belki de hani Agot Magot bunlar Total Conversion'da uğraşıyorlar. Ama hani saray dışında ekstra bir bina görmüyoruz mesela, değil mi? İçi olan girdiğimiz. Öyle bir şey yok.
Serve the Crown alalım. Hani bunlar ekleyebilecekleri şeyler. Çünkü düğün ekranını tam ekran olmayan bir şekilde düğünü bilmem neyi eventleri bu şekilde deneyimlemek biraz sıkıcı geliyor bir yerden sonra. Hani hep aynı şeyler olduğu için tıklayıp geçiyoruz. Hani bitse de kurtulsam şuradan edasına bürünüyoruz. Bir de insan tedirgin oluyor. Eventlere bel bağladıysanız eğer. Sonraki event acaba bana neye mal olacak hissi de geliyor insana. Biz şu entrikadan biraz para toplayalım ha. Şantaj yapalım. İnsanlar ölecekler artık. Bu hanımefendiye şantaj yaptık. 3 altını varmış bu arada. Harika. Havis Bey'e de bir şantaj yapalım ha. Ötekinden yanıt gelmeden yapamıyorduk bunu. Okey. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Kimmiş ya? Delira Pointside. Stepstone olaylarında. Kadın kim? Yapayım buna da şantaj. Belki saraya getiririz. Bu işe yarar. Personel olarak. Bir dinsiz. Eyvahlar olsun. Lan hepsine aynı şeyi yapamıyor muyuz? Tek tek tıklamasam olmuyor mu? Bence hiç o kafada değiller gibi. İnşallah geçerler ama sonuçta boşuna yapmadılar o kadar saray odası vesaire. Bayağı sıfırdan ekledikleri şeyler oldu. Çünkü oyunu geliştirirken eklememişler oyuna. Hani o zaman öyle dediler en azından. Biz bunu düşünmemiştik dediler. O yüzden bu kadar uzun sürüyor geliştirmesi dediler hatta o zamanlar. İfşa ediyorum bu arada. Blöfümü göreni... Lord Edric of the North. Starklar. Ne? Lady Melyana ile ilişkisi var. Lady Melyana kim peki? Okey. Ben bir şantajımı yapayım tenizinden. Teşekkürler. Lady'ye de ayrı bir şantaj yapalım. O da evli bir de. Utanmaz. Walk of shame istiyoruz. Böyle şeylere walk of shame yapılacak olsaydı. Ölme eşeğim ölme. King's Landing'de sokakta yürüyemezdiniz. Utanç içinde yürütülenlerden. Filizlenen ilgi. Affedici doğasına, neyine, inanılmaz fiziksel yapına bayılıyorum hanım senin. Hanımımız sert seviyor iltifatını. Zor Raven'a. Bayağı zor. Alışılmayacak bir şey değil ama zor. Başta bayağı cringe. Benim için hala cringe bir şey. Argela. Hadi artık. Şunları toplu nasıl yapamayız ya oyunda? İdam mı falan toplu yaptırıyorsun. Şantajı da yaptır. Ne kaybedeceğim? Bir buton ekleyeceksin o kadar. Okey. Sığır sürüsü. Burada ne var? Artifact, dokuma ilhamı, demirci ilhamı. Bana ne dövebilirsin ki beni etkileyecek? Ben Valeryalıyım. Saucy readings. Purify them with fire. What the fuck? Yazılan şeyler. Yakarak arındırdık. Eş sayısı az. Ya bu gerçekten artık hayatıma çok doğrudan bir müdahale olmaya başladı. Eş sayısı az, eş sayısı az. Ne yapayım kardeşim yani? Sen öyle diyorsun diye 35 kişiyle mi evlenelim? Chatten birine demiyorum bu arada, oyuna diyorum. Altta birisi varsa yanlış anlamasın. Hmm.
Ne oldu? Lord Aiton adlı kişinin ziyafeti. Tam ben yeter artık. Bunlara daha fazla gitmeyeyim. Okay. Of. Şu fingers'ı artık alsam mı ya? Şurayı alayım hadi önce. Bu da kingdom ama. Kingdom alacağız, yapacak bir şey yok. Hayır lan. Oğlum bu ne lan, ne kadar hızlı toplandı bunlar. Niye böyle oldu? Aa. Ayıp. Ayıp değil mi? Paralı asker topladım ama. Oh. Nasıl geri gidiyorlar? Nasıl geri gidiyorlar görüyorsunuz. Merhaba, güle güle oldu onlara biraz. Ben niye yenemiyorum oğlum kimseyi? Bir saniye, niye bu kadar az benim ordum? Tamam, gücümü topladım. Şimdi şunları bir yok edelim. Buraya gider misin lütfen? Hızı bir yavaşlat Allah aşkına. O yüzden kaybediyoruz. Ejderham biraz geç geliyor, evet. Anında gelmediği durumlarda bir anda faka bastırabilir sizi. Dikkat etmeni buna. Savaş esnasında aylığımızı arttıralım. Aylık geliri. I need to know everything. Everything. Buraya gidelim. Hamilton's. Hop. Aldık. Buraya gidelim. O sırada miras kalmış, onu verelim bir Westeros'luya. Hep ya yaşlı adamlara gidiyor bekar, ya da kadınlara gidiyor. Genç ama bekar. Güzel. Hele şükür sevişebildim ya nikahlı karımla. Neymiş kardeşim bu kadının şeyi? Kaprisi. Rhaenys takes to the skies. Rhaenys ship stealer'ın üstünde göklere yükseldi. Maelys nasip olmayınca Rhaenys ship stealer'ı alayım demiş. Of you. Hadi. Bunları burada bir dövelim. Bir de. Bayağı bir challenge oldu ha. Böyle pıt diye bitmedi bu sefer. %99'u bekliyoruz 3 aydır. Öyle şükür. Çok şükür. Staheris. Gel bakayım sen de buraya. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Let's go. Tamam yeter. Gidin böyle. Eser ele geçirildi. The Globe of Cold and Hot. Okay. Bir tek burası kaldı artık. Stranger's Finger. Gel bakalım. Bir yandan bir sürü toprak dağıtmam lazım değil mi? Üç tane. Nondito, ver bir Westerosi'ye. Westerosi Valerian bu arada. Yanlış olmasın. Neredeyiz biz? Biraz FPS düşüyor. 50 FPS'e falan düşüyor arada.
Ama çok zoom in zoom out yaptığım için mi oluyor acaba bu modun verdiği ağırlıkla? Bu ne lan? Has enough training in the medical field to give me emergency attention amidst the battle. But you can. Bu ne? %94 ile severely injured olacağım. Ya da bu ne oğlum? Refuse treatment. Ne bu ya? Ne oldu şimdi? Bir organım mı gitti benim? Nereye bir şey oldu? Bu tor kuşatması nasıl kaybedilir ya? Ne anlatıyorsun sen? Adamlar buradaymış. Şurayı alayım sonra bitmiş savaş. What the fuck? Ejderhaları unutuyorum arada. Tikuval sen de git. Şimdi fazla şeyimiz var. Vasal limitinin üzerine çıktık. Hemen onu düzeltelim. Şurada. Haklı süzerenlere vasallarını aktarıyorum elimdeki. Altın talep edebileceğim kişiler var. Şu karakterden altın talep ediyorum. Öde hemen. Derhal. Teşekkürler. Lady Meliana öde lütfen. Teşekkürler. Lady Dalera ödesin. Amiral sen öde. Bunlar az önce şantajını yaptığımız kişiler. Kumharca paralarını alıyoruz. Tamam, bir yerleri de biriktirsin. Yoksa anlatırım herkese ona göre. Regency sona erdirilebilir. Hem her an Regency'de zaten. Buna erdirelim bence bu arada. Peki. 26 kazanıyoruz. Güzel. İyi oldu ha. Boyadık bayağı. Artık buradan sonra kafamızı çevirip yapmamız gereken şey bir, Targaryen'lardan kız almak bence gerekli. İki, Westeros'u bir yerlerden ufak ufak yemeye başlamak lazım. Nasıl olacak göreceğiz. Şu an için aklımda net bir plan yok. Bir sonraki bölümde de bunun planlamasını yapacağız öyleyse. YouTube, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. GG. Bye bye.